Yoga dersleri almaya karar verdim ve yakınımdaki yoga kursuna uğradım ve fiyatları sordum. Bana bir temel programı, bir de deneme programları olduğunu söylediler. Deneme programı için istediğim seansa gelebiliyorum ve bir saati sadece 12 lira ediyor. Memnun kalırsam aylık üyeliğe de geçebileceğimi söylediler. Temel planı ayda 20 lira, bir seansı da 8 lira. Hepsi iyi duyuluyor ama biraz aklım karıştı. Acaba hangi programı alsam? İlk olarak aldığım ders sayısına bağlı olarak ne kadar ödeyeceğimin küçük bir hesabını yapalım. Önce bazı değişkenleri tanımlayalım. S diyelim bir ayda gittiğim seans sayısı. Diyelim ki bu kursa gitmeye karar verdim. C eşittir aylık toplam maliyet olsun. Değişkenlerimizi de böyle tanımladıktan sonra her bir program için devam ettiğim ders sayısına bağlı olarak ne kadar para ödeyeceğimi hesaplayalım. İlk olarak deneme programı ile başlayacağım çünkü bu biraz daha basit görünüyor. Buraya küçük bir sütun çizeyim. Gittiğim seans sayılarını çizeyim buraya. Sonra da maliyeti. Buraya da küçük bir çizelge yapıyorum. Deneme programı için yaptık. Şimdi de temel program için yapalım ki karşılaştırabilelim. Elimde devam ettiğim ders sayısı ve bir de toplam maliyet var. Önce biraz düşünelim. Hiçbir derse girmezsem, hiçbir derse girmemeye karar verirsem, deneme programının maliyeti ne kadar olur? Seans başına 12 lira. 12 çarpı 0 seans. Bu durumda hiçbir şey ödemeyeceğim için maliyet 0 olacak. Aynı soruyu temel program için de soralım. Temel programa devam ettiğimi ama o ay hiçbir derse girmediğimi, yoga merkezine hiç uğramadığımı varsayalım. Ne kadar ödeyeceğim? Şimdi seans başına 8 lira ama hiçbir seansa gitmedim. Onun için de para ödemeyeceğim. Ama bu hesap ders sayısı bazında. Aylık 20 lirayı hiç gitmemiş olsam da ödemem lazım. Bu senaryo pek güzel görünmüyor. Şimdi gelin başka senaryolar üzerinde çalışalım. Yeni senaryoda sadece bir seansa katılayım. Tek seansa katıldıysam deneme programına göre ne kadar ödeyeceğim? Seans ücreti 12 lira çarpı bir seans. Yani 12 lira ödeyeceğim. Aynı senaryoyu temel programda düşünelim. Temel programda bir seans devam ediyorsam, seans ücreti de 8 lira olduğu için 8 lira artı aylık ücreti ödeyeceğim. Yani 28 lira ödeyeceğim. Sadece bir seansa devam ettiğimiz zaman deneme programı yine daha iyi görünüyor. Şimdi sayıların gidişatını kavramak için bir tane daha deneyelim. Deneme programına 2 seans katılırsam ne kadar ödeyeceğim? Seansı 12 lira olduğuna göre 2 seans için 24 lira ödeyeceğim. Bir de temel programı düşünelim. 2 seansa girersem 2 çarpı 8 lira yani seans ücreti bu da 16 lira oluyor. Artı her ay ödemem gereken 20 lira. Sonuç 2 çarpı 8 lira artı 20 lira. 16 lira artı 20 lira eşittir 36 lira. Buraya kadar uyguladığım senaryolarda 0, 1 ya da 2 seansa girersem deneme programı daha avantajlı duruyor. Ve ben hangi noktadan sonra deneme programının avantajını kaybettiğini merak ediyorum. Bunu yapmadan önce bu durumu daha cebirsel bir şekilde ifade edebilir miyiz onu düşünelim. Bu bizim daha net cevaplar bulmamıza yardımcı olacak. Ne dedik? S bir ayda devam ettiğimiz seans sayısı ve C de aylık maliyet. Peki bunlara göre deneme programını bir denklem şeklinde nasıl ifade ederiz? Bu deneme programı için toplam maliyet seans başına 12 lira çarpı seans sayısı yani S. Demek ki deneme programında toplam maliyetimiz 12 lira çarpı seans sayısı. Aynı şeyi temel program için de yapalım. Bunu denklem halinde nasıl ifade ederiz? Ne yaparsak yapalım, her ay 20 lira ödemek zorundayız. Bu 20 lirayı ödedikten sonra ayrıca seans ücreti olan 8 lirayı ödeyeceğiz. Denklemimiz 20 lira artı 8 lira çarpı seans sayısı şeklinde olur. Buraya s eşittir 0 koyarsanız, 20 artı 8 çarpı 0 eşittir 20 olacak. S eşittir 1 olduğunda cevap 20 artı 8 çarpı 1 eşittir 28 olacak. Gördüğünüz gibi S ve C'ler denklemi doğruluyor. Burada da aynı şekilde. Bu şekilde birçok deneme yapabiliriz. Tüm kombinasyonları bulabileceğimiz için bu denklem oldukça işimize yarıyor. Bu denklem de buradaki tüm kombinasyonları kapsıyor. Bundan sonraki videolarda şekildeki denklemleri kullanarak benim için hangi programın daha iyi olduğunu bulacağım.